Önceki videoda konuyu epeyce karmaşık bir noktada bırakmıştık. Örneğimizi hatırlıyorsunuz değil mi? Bu örnekte uzay gemisinin içindeki arkadaşım pozitif x yönünde ışık hızının yarısına eş değer bir bağ hızda benim yanımdan geçiyordu. Uzay boşluğunda sürüklendiğimi de hatırladığınızı düşünüyorum. Yani zamanın sıfır olduğu nokta arkadaşımın benim koordinatlarımda bulunduğu yer ilerlemeye devam eden arkadaşımın kat ettiği yolu da şu şekilde çizdim. Bu durumda 1 saniye sonra burada, 2 saniye sonra da bu noktada olur. Ayrıca ölçeğimizi de zaman ekseninde geçen bir saniyenin mekan, uzay ya da yol ekseninde 3 çarpı 10 üzeri 8 metreye denk geleceği şekilde ayarlamıştık. Bunu da ışık hızının benim referans sisteminde 45 derecelik bir açıyla eğimli görünmesi için yapmıştık. Ancak dediğim gibi tam da bu noktada karmaşık bir durumla karşılaşmıştık. Oluşturduğum bu modelden yola çıkarak ışık hızının farklı referans sistemlerinde farklı şekilde algılanabileceğinden bahsetmiştik. Örneğin fenerimden yaydığım fotonu zamanın sıfır olduğu noktada pozitif x yönünde ışık hızında ilerliyormuş gibi algılarım ancak pozitif x yönünde ışık hızının yarısı hızla ilerleyen arkadaşım Newton'ın bakış açısından incelediğimizde foton ışık hızının yarısı bir hızla hareket ediyormuş gibi algılar. Aynı şekilde arkadaşımın fenerinden yayılan foton da arkadaşıma göre ışık hızında yol alıyormuş gibi görünürken bana göre ışık hızından daha hızlı ilerliyormuş gibi görünür. Şimdi bu kafa karıştırıcı durumun sebebini açıklamaya çalışalım. Oldukça derin bir konu ve günlük deneyimlerimize ters düşen bir bilgi olduğunu da eklemek istiyorum. Yaptığımız gözlemlerden ışık hızının hangi referans sisteminde olursak olalım mutlak kaldığını biliyoruz. Bir referans sisteminde olduğunuz sürece başka bir referans sistemine göre hesaplanan bağıl hızınız hiçbir önem arz etmez. Yani ışık hızı daima saniyede 3 çarpı 10 üzeri 8 metre hızla yol alır. Ancak bu burada çizdiğim modele tamamen ters düşüyor. Bu da bize varsayımlarımızı sorgulamamız gerektiğini gösteriyor. Peki, Sonuç olarak Newton'ın bakış açısından incelediğimizde ulaştığımız bu varsayımlar neler? İlk olarak zamanın mutlak olduğunu kabul ediyoruz. Zaman mutlaktır. Peki bu ne anlama gelir? Bu durumda, benim için geçen bir saniyeyi, arkadaşımın da bir saniye olarak algıladığını kabul etmiş oluruz. Bu bizim için günlük hayatın bir parçası. Örneğin ben bir arabanın içerisindeyim. Arkadaşım da arabanın dışında dursun. Saatlerimizi senkronize etmek istediğimizde ikisi de aslında bizim algımıza göre aynı hızda hareket eder. Yani hala hazırda senkronizedirler. Ancak belki de bu varsayımı biraz gevşetmemiz gerekiyor. Ayrıca uzayın da mutlak olduğunu kabul ederiz. Yani uzay mutlaktır. Peki bu ne anlama gelir? Günlük hayatta hangi referans sisteminde olursak olalım bir metrelik mesafenin yürüyor da olsak, bir trende gidiyor da olsak her yerde bir metreye eşit olduğunu yani aynı uzunlukta olduğunu kabul ederiz. Ancak daha yüksek hızlardan bahsederken bu algımız biraz da olsa sarsılmaya başlar. Aslında bu algı bir trende giderken de sarsılır yani kafamızı karıştırabilir. Ancak hata daha küçük olduğundan bunu fark etmeyiz. Çünkü beynimiz bize bir metre nerede olursan ol aynı uzunluktadır der. Oldukça ilginç öyle değil mi? Günlük hayatımızda zamanın uzaydan çok farklı olduğunu düşünürüz. Bu durumda uzayda hareket etmeden zamanda hareket etmemiz ya da benzer şekilde zamanda hareket etmeden uzayda hareket etmemiz mümkündür. Yani hangi referans sisteminde olursak olalım zaman ve uzay birbirinden bağımsızdır. Ancak tam tersi, bu ikisi birbirinden ayrılamaz. Çünkü bu iki olgu uzay-zaman sürekliliğine oluşturur. Uzay-zaman kelimesi uzay ve zamanın birbirinden ayrı düşünülemeyeceği anlamına gelir. Hatta bunun için birleşik yazılır. Ayrıca uzay-zaman bir sürekliliği de ifade eder. Yani burada uzay ve zamandan veya iki ayrı boyuttan bahsetmiyorum. Uzay-zaman adlı tek bir olgudan bahsediyorum. Bu videoda. Az önce bahsettiğim kavramları inceleyeceğiz. Peki, bu varsayımlardan uzaklaşarak hangi referans sisteminde olduğumuz fark etmeksizin evrenle ilgili gözlemlerimize göre ışık hızının mutlak olduğunu kabul edersek nasıl bir durumla karşılaşırız? Bunu bir örnek üzerinde gösterelim. Ayrıca ışık hızının mutlak olduğu bir model yaratabilecek miyiz? Ona bakalım. Buradaki modelimizden yararlanarak benim referans sistemimde zamanın sıfıra eşit olduğu noktada ışık hızının yarısına eş değer bir hızda uzay gemisinin içinde yanımdan geçen arkadaşıma bakacağız. Öncesinde arkadaşımın uzay gemilerinden oluşan bir zincirin içerisinde yer aldığını kabul etmiştik. Bu gemilerin hepsi pozitif x yönünde. Bana göre ışık hızının yarısı bir hızda ilerliyor ve her birinin arasındaki mesafe 3 çarpı 10 üzeri 8 metreye eşit. Yani bu şekilde görünüyorlar. Burası arkadaşımın referans sistemi olduğundan bu eksenleri mavi renkle çizdim. Yani burası arkadaşımın referans sistemi olan S üssü referans sistemi. Bunu önceki birkaç videodan hatırlamışsınızdır. Bu eksenleri şu an böyle çizdim. Ancak daha sonrasında bu noktalara uzay ve zaman için aynı birimleri yerleştireceğiz. Şu anda zamanı göstermek için saniyeyi ve uzayı yani kat edilen yolu göstermek için de metreyi kullandık. Ancak daha sonrasında her ikisini de metre cinsinden yazacağız. Buna daha sonra geri döneceğiz. Ama şimdilik adım adım ilerlersek daha iyi olacak. Aynı zamanda eksenleri de bir saniye 3 çarpı 10 üzeri 8 metreye denk gelecek şekilde çizdik. Bu sayede diyagramımızda ışığın kat ettiği yol 45 derecelik bir açı oluşturuyor. Yani bu nokta 3 çarpı 10 üzeri 8 metreyi ifade ediyor. Arkadaşımın benim yanıma ulaşmadan önce önündeki uzay gemisinin yönünde bir foton yaydığını varsayalım. Peki uzay gemisi kaç metre önünde? Önündeki uzay gemisiyle arasında 3 çarpı 10 üzeri 8 metrelik bir mesafe var. Ayrıca bu uzay gemisinin arkasında bir ayna olduğunu varsayalım. Arkadaşımın elindeki feneri bu aynaya doğru tuttuğunu düşünelim. Peki, arkadaşımın referans sisteminde bir saniye sonra ne olur? Kendi referans sisteminde, arkadaşım bir saniyeliğine hareketsiz kalır. Bu noktada halen durağan. Yani kendi referans sisteminde x üssü değerinin 0 olduğu noktada önündeki gemi 3 çarpı 10 üzeri 8 metrelik mesafede. Gemiler bana göre aynı bağıl hızda ilerlese de birbirlerine göre durağan olduklarını söyleyebiliriz. Arkadaşımın fenerinden yayılan foton bu noktada önündeki uzay gemisinin arkasındaki aynaya ulaşır. Böylece bu ışığın kat ettiği yolu çizebiliriz. Yani bu yol diyagramda bu şekilde görünür. T üssü değerinin sıfır olduğu noktada foton arkadaşıma doğru geri yansır. Peki fotonun ona dönmesi ne kadar sürer? Bu fotonun arkadaşıma ulaşması 1 saniye sürer. Çünkü foton 1 saniyede 3 çarpı 10 üzeri 8 metre yol alabilir. Yani yayılan ilk fotonun kat ettiği yol bu şekilde görünür. Umarım buraya kadar her şeyi anladınız. Burada arkadaşımın referans sisteminde neler yaşanacağına baktık. Benim yanıma varmadan 1 saniye önce yani t üssü değerinin eksi 1 saniye olduğu noktada yolladığı ışının önündeki uzay gemisine ulaşması 3 çarpı 10 üzeri 8 saniye yani 1 ışık saniye sürer. Ve bu ışık 1 saniye sonra kendisine doğru geri yansır. Diyagramımızda bunu anlatmaya çalıştık. Şimdi de bu olayın yani olup biten aynı şeylerin benim referans sistemimde nasıl görüneceğine bakalım. İşte tam bu noktada işler iyice ilginçleşmeye başlıyor. Buraya referans sistemimi çizmiştim referans sistemimde bilerek saniyeleri veya metreleri işaretlemedim. Çünkü burada benim referans sistemimdeki bir saniyenin arkadaşımın referans sisteminde bir saniye olduğunu veya aynı şekilde benim referans sistemimdeki bir metrenin arkadaşımın referans sisteminde de bir metreye eşit olduğunu kabul etmemiz mümkün değil. Daha öncesinde olduğu gibi arkadaşımın t üssü eksenini aynı açıda çizdim. Çünkü geçen her saniye için arkadaşım pozitif x yönünde mesafe olarak bir ışık saniye ilerler. Yani bunun 2 saniye ifade eden bir eğim olduğunu düşünebilirsiniz. Arkadaşımın ilerlediği x yönündeki her birim için zaman yönünde 2 saniye ilerlemiş olur. Bu diyagrama x üssü eksenini yerleştirmedim. Çünkü burada x üssü ekseninin nasıl olacağını bulmaya çalışacağız. Yani önceki videolarda olduğu gibi x ekseniyle mi kesişecek yoksa farklı bir noktada mı olacak ona bakacağız. Örneğin S üssü referans sisteminde 1 saniyenin 3 çarpı 10 üzeri 8 metreye denk geldiğini kabul edeceğiz. Ayrıca burada ışık hızını da mutlak olarak alacağız. Çünkü ışık her iki referans sisteminde de daima 45 derecelik bir açıyla yol alır. İşler bu noktada biraz karışabilir. Ancak bunun üstesinden geleceğimize eminim. Dediğim gibi, eksi bir saniyede arkadaşım fenerini yakmıştı. Bu fotonun önündeki uzay gemisine ulaşması gerekiyor. Fotonun her iki referans sisteminde de ışık hızında yol aldığını söyleyebiliriz. Bunu çizelim. Bu şekilde görünüyor. Buraya 45 derecelik bir açı çiziyorum. Henüz nereye yansıyacağını bilmiyoruz. X üssü eksenine çarptığı noktaya yansıması gerekiyor x üssü ekseninin ise henüz nerede olduğunu bilmiyoruz. Ancak fotonun yansıyarak bir saniye sonra arkadaşıma geri ulaştığını söyleyebiliriz. Yani fotonun geri dönerken kat ettiği yol bu şekilde görünür. Bu nokta aynı zamanda yön değiştirir. O yüzden böyle çizsem daha iyi olacak. Ancak burada ilginç bir şey söz konusu. Fotonun yön değiştirmesinin sebebi önündeki uzay gemisinin uzay zamanda o noktada yer alması bu noktada uzay ve zaman birleşmeye başlar. Ancak şimdilik detaylarda boğulmanızı istemem. Peki, bu neden ilginç dersiniz? Çünkü arkadaşımın baktığı noktadan ışığın yön değiştirmesi, kendisinin bana ulaşmasıyla aynı anda gerçekleşir. Yani arkadaşımın baktığı noktadan bu olay t üssü değerinin sıfıra eşit olduğu noktada gerçekleşir. Bu durumda arkadaşım için t üssü değerinin sıfır olduğu her nokta x üssü ekseninde yer alır. Yani burası da x üssü ekseninin bir uzantısı. Peki bunu nasıl anladık? Bunu farklı bir renkle göstereyim. Çünkü x üssü ekseninde gerçekleşen her olay 0 saniyeye eşit bir noktada gerçekleşir. Ve arkadaşımın referans sisteminden bu olay benim yanımdan geçtiği anla aynı zamanda gerçekleşir. Bu bilgiden yola çıkarak arkadaşımın bulunduğu noktanın kendi referans sisteminin başlangıç noktası olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bu noktanın da x üssü ekseninde yer aldığını biliyoruz. Böylece artık x üssü eksenini çizebiliriz. Sonuçta bir doğruyu oluşturmak için elimizde sadece iki nokta olması yeter. Bunu çizsem iyi olacak. Yani x üssü ekseni bu şekilde görünür. Burada gördüğünüz x üssü ekseni. Bu kısım size biraz şaşırtıcı gelmiş olabilir. Hatta bu durumun oldukça şaşırtıcı olduğunu söyleyebilirim. İlk olarak bu diyagramı nasıl yorumlamamız gerektiğinden bahsedelim. Burada uzay zaman açısından olayları inceliyoruz. Uzay ve zaman için şimdilik ayrı birimler kullandık. Ancak buna ileride de değineceğiz. Benim referans sistemime göre koordinatları nasıl yorumlamamız gerektiğine bakalım. X koordinatını bulmak için T eksenine paralel bir doğru çizmemiz gerekir. Benzer şekilde t koordinatını da bulmak için de x eksenine paralel bir doğru çizmemiz gerekir. Aslında arkadaşımın referans sistemi için de aynı şeyi yaptığımızı söyleyebilirim x üssü koordinatlarını bulmak için t üssü ekseninde paralel ilerlerken, t üssü koordinatlarını bulmak için x üssü ekseninde paralel ilerlememiz gerekir. Burada ilginç olan başka bir nokta daha var. Sonraki videolarda bundan daha detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Ancak şu anın heyecanıyla bu konuya kısaca değinebilirim. Arkadaşımın referans sisteminde burada gerçekleşen olay, arkadaşımın benim yanımdan geçmesiyle aynı anda gerçekleşir. Yani bu noktadaki olay, t üssü değerinin sıfır olduğu noktada gerçekleşiyormuş gibi gözükür. Daha doğrusu bu olay t üssü değerinin sıfır olduğu noktada gerçekleşir. Arkadaşımın referans sisteminden bu olayın t üssü değerinin sıfır olduğu noktada gerçekleştiğini söyleyebilirim. Ancak kendi referans sistemimde bu olay arkadaşım yanımdan geçtikten sonra gerçekleşir. Fark ettiyseniz benim referans sistemimde bu olay t değerinin pozitif olduğu bir noktada gerçekleşir. t değerinin sıfır olduğu noktada değil. Farkındayım. İşler bu noktada biraz karışmaya başladı. Bir saniyeden Aynı anda olan olaylardan zamandan ve uzaydan bahsediyoruz. Ancak hangi referans sisteminde olduğumuza bağlı olarak bu olguların değişeceğini belirtiyoruz. Fakat bu noktada kesin olarak söyleyebileceğimiz bir şey var. Işık hızı daima aynı kalır.